siyasetin gündemine bakacağız ama önce sıcak bir başlıkla İstanbul'dan devam edelim. Bir bağlantı yapacağız çünkü şiddetli rüzgar akşam saatlerinde kentte etkisini arttırdı. Birçok ilçede çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. NTV muhabiri Baran Bila da haber merkezinden ayrıldı ve son durumu aktarmak üzere sokağa çıktı. Şimdi de Baran Gazi Osman Paşa'da. Baran, arkandaki manzara bir afet bölgesini andırıyor. Neredesin ve oradaki durum nedir, sana soralım. Burak Özcan, Gazi Osman Paşa'da bir ara sokaktayız şu an. Hasar büyük ancak ucuz atlatıldığını da bir yandan söylemek mümkün. Çünkü hemen ayrıntıları göstereceğiz. Bakın, Cahit Kazan ekranları getiriyor. Dev metal, demir parçalar çatıdan kopan tüm o parçalar yaklaşık 15-20 metrelik bir mesafeden sokağa savruldu ve tüm sokağı kapladı diyebiliriz. Şu an gece karanlık ve bitişik nizam binalar, o yüzden tam olarak çatının ayrıldığı yeri göstermek biraz güç, ancak mümkün olabildiğince bu şekilde açıyı size gösterebiliyoruz. İşte buradan kopan parçalar aşağı düştü. Neyse ki ilk edindiğimiz bilgi mahalle sakinlerinden ve itfaiye ekiplerinden ölen ve yaralanan olmadığı yönünde. Ancak çok daha olumsuz bir durum meydana gelebilirdi. Çünkü burası işlek bir alan, işlek bir sokak. Eğer kısıtlama öncesinde bu parçalar sokağa devrilseydi can kayıpları ve yaralanmalar meydana gelebilirdi. Hasar büyük dedik. Hemen ileride araçlar var. Onların üzerine parçalar savruldu. Neyse ki orada da kimse yoktu o araçların içerisinde. Hatta bir kısmı araçların hareket edebilecek seviyedeydi, düzeydeydi. Onlar daha ileri alındı, ancak bazıları olduğu yerde kalmış vaziyette. Çünkü hareket etmeleri mümkün değil. İtfaiye ekiplerinin ve belediye görevlilerinin şu an bulunduğumuz alanda yoğun bir mesaisi var. Önce daha küçük parçalara ayrıldı kopan bu parçalar, metal aksam. Ve birazdan iş makinesine yüklenmek üzere de hazırlık yapılacak. İtfaiye görevlileri burada, belediye ekipleri burada. Koordineli bir çalışma halindeler. Biz de adımlarımıza dikkat ederek biraz ayrıntıları göstermeye çalışıyoruz. Şimdi bakın, hemen yanımızda bir iş makinesi var. Bu iş makinesiyle hemen önümüzdeki parçalar biraz daha küçüldü. Ve birazdan o da kamyonlara yüklenecek. Aslında bu İstanbul'daki manzaranın sadece bir bölümü. Çünkü pek çok farklı sokakta benzer görüntüler var. Gazi Osman Paşa'da, Zeytinburnu'nda, Esenyurt'ta, Bağcılar'da arka arkaya ihbarlar geldi. Ve bu ihbarların sonrasında itfaiye ve belediye görevlileri o noktalara hareket etti. Kopan parçaları sokaktan temizlemek için. Ve aynı yorumu o sokaklar için de yapabiliriz. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bilgisi bize ulaşmadı. Eğer daha önceki saatlerde o sokaklarda da benzer durumlar olursaydı daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmak mümkündü. İstanbul'da dün akşam saatlerinde hava olumsuz bir seyre ilerlemeye başlamıştı. Gün boyunca aslında çok da şiddetli değildi rüzgar, ancak akşam saatlerine doğru Lodos fırtına etkisini bir hayli artırdı ve bu durumun arkasından da ihbarlar arka arkaya geldi ve bu arada sabah saatlerine kadar da fırtınanın etkili olabileceği uyarısı var. Bu yüzden İstanbullulara bize bir kez daha hatırlatmış olalım. Çatı uçmalarına karşı veya karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, benzer olumsuz durumlara karşı İstanbullulardan hazırlıklı olmaları, önlemleri almaları isteniyor. İstanbul'daki durumu bu şekilde özetlemek mümkün. Burak Özcan. Baran Bila Gazi Osman Paşa'dan Cahit Kazan'ın görüntüleri eşliğinde son durumu anlattı. İstanbul'da durum bu şekilde. Baran da söyledi, bir facia atlatıldı demek mümkün. Neyse ki o çatının uçtuğu sırada sokakta kimse yoktu. Bir başka ilimizde fırtınanın etkili olduğu İzmir, Karşıyaka